Bölge müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Kızılkuyu Ceylan Üretim İstasyonumuzda şimdiye kadar ürettiğimiz ceylanlarımızı zaman zaman teli açarak tabiata bıraktık. Tabiata şimdiye kadar 900'e yakın ceylan bırakıldı. Yapılan envanter çalışmalarında da büyük bir rakam alanda olduğunu biliyoruz. Alan artık bizim tespitlerimize göre yeterli doygunluğa ulaştı. Tabiata bıraktığımız ceylanlar üremeye, çoğalmaya, yayılmaya devam edecekler. Alanın bulunduğu yerin etrafında gerek yerleşim yerlerinden dolayı, gerek il merkezinin alana yakın olmasından dolayı, gerek de bir tarafının organize sanayi bölgesi ile çevrili olmasından dolayı daha fazla büyük bir alanda daha fazla potansiyelin kaldırılamayacağını düşündük. Bakanlığımızın genel müdürlüğümüz uzmanlarıyla, birimleriyle yaptığımız görüşme neticesinde burada ürettiğimiz ceylanları üretmeye devam edeceğiz ama artık salımlarını buraya yapmamayı planlıyoruz. Eğer makam uygun görürse aynı karakteri gösteren ve önceki yıllarda alanda oralarda da bulunduğunu bildiğimiz bu ceylanlarımızı eğer uygun görülürse Mardin ve Şırnak bölgelerinde tespit ettiğimiz ön etütlerini hazırladığımız, planlamalarını devam ettirdiğimiz sahalarımıza salmayı düşünüyoruz. Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde sadece kuraklıkla değil, malum belli zamanlarda özellikle ekstrem soğukların, ekstrem kar yağışlarının olduğu zamanlarda da biz yaban hayvanlarına yönelik bazı çalışmalar yapıyoruz. Özellikle ihtiyaç duyulan yerlerde, kurak mevsimlerde hayvanların su bulmakta zorlandığı yerlere, önceki yıllarda bu şekilde tespit ettiğimiz yerlere, dere işlerine su yalakları hazırladık ve bu uzun yıllar orada kalabilecek malzemelerden, galvanizden yaptığımız bu yalakları yağmur suyuyla veya o dere yatağının içerisinden akmakta olan akış mevsiminde akan sularla dolduğunu ve yabani hayvanların ondan istifade etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı daha çok yabani hayvanlarla, yaban hayatıyla ilgileniyordu. Ama şehir içerisinde bizimle beraber bu ortamları, yaşadığımız ortamları paylaşan kedilerimiz, köpeklerimiz, işte yük hayvanlarımız gibi diğer hayvanlarımız da var. İnsanların kendi evlerinde beslediği koyunları, keçileri, inekleri var. Bunlara yönelik yapılan eziyetlere, zulümlere, bunların korunması ile ilgili sahiplenen herhangi bir birim yoktu. Sayın Bakanımız Profesör Doktor Veysel Eroğlu'nun kendi şahsi gayretleriyle bunların korunmasında bizim birimlerimiz üstlenmiş oldu. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çıktı. Uygulayıcısı koordinasyon birimleri bizleriz. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ve Taşra Teşkilatı. Tabii çıktığı tarihten bu zamana kadar bu kanun önce bir benimsendi, alışıldı, uygulaması devam etti. İnsanlar yaptıkları yanlış uygulamalardan dolayı cezalar almaya başladılar. Bizim de yüzün üzerinde 5199 sayılı kanunu ihlalden kestiğimiz bir cezamız var. 300 bin liranın üzerinde bir ceza kestik bölge olarak.